Çok değerli basın mensupları, değerli milletvekili adaylarım, toplantıya katıldığınız için hepsine hoş geldiniz diyor, saygılar sunuyorum. Milliyetçi Hareket Partisi il başkanı olarak çoktan beri bir basın toplantısı yapmayı düşünüyordum. Ama bizde bir gelenek vardır. Genel merkezin hazırlamış olduğu iş takvimi dışında herhangi bir hareket yapmayız. Genel merkez seçim beyannamesini 7 Mayıs'ta açıklayacağını belirttiğinden dolayı bundan önce bir toplantı yapmanın da uygun olmayacağını düşündüm. Çünkü genel merkezin ne diyecekleri belli değildi. Ancak biz oradan alacağımız talimatlar ve oradan alacağımız bilgiler üzerine bir basın toplantısı yaparsak daha sıhhatli olacağını düşündüğümüzden bugüne kadar bu toplantıyı ertelemiş bulunmaktayız. Bu nedenle bizlerin, yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin tüzüğe aynen riayet ettiğini daha önceki haberlerimde de yapmıştım. Bugün de tekrar yapmakta mutluluk duyuyorum. Hatırlarsanız 22 Şubat'ta AK Parti milletvekili adaylarını tespit ettikten sonra aynı gün 22 Şubat'ta ben milletvekilleri bürolarını tuttu, süslediler, arabalarını süslediler, bayraklar aldılar. Karabük'ün her tarafı onlarla süslü ve onların afişleriyle donanımlı olmuş oldu. Hepiniz bana sordunuz. Ne yapıyorsun Milliyetçi Hareket Partisi? Bir parti almış, her tarafı süslemiş gidiyor, siz halen daha uyuyorsunuz dediniz. Ben aynen şöyle söylemiştim, iyi hatırlıyorum. Bizde bir iş takvim vardır, iş takvim dışına çıkmayız. Bir de Yüksek Seçim Kurulu'nun bir kararı var. Yüksek Seçim Kurulu kararı ancak 10 Mart'tan sonra bu bürolar kurulur, bu afişler asılır, bu tür faaliyetler yapılır deniyordu. Ben devlet memurluğundan gelme, kanunları harfiyen okuyan, harfiyen onlara uyan bir insanım. Ben bunu, onların yaptığı bu hareketi suç duyurusu olarak valiye bildirdim. Sayın Valimiz yazımızı Emniyet Müdürlüğü'ne göndermiş. Emniyet Müdürlüğümüz yapmış olduğu araştırma sonundan bize yazıyı iade etti. Yazı aynen şöyle. Yaptığımız araştırma sonunda evet bürolar açılmış ama içeride kimse yok. Adam yok. Araçlar süslenmiş ama çok fazla bir kimseyi rahatsız etmiyor. Ses düzenlerini kurmamışlar. Ama Karabük'ün her tarafı bayraklarla donatılmış. Herhangi bir yaptırımız gücümüz olmadığından dolayı da bunlara biz bir şey yapamıyoruz. Dendi. Üzerlerine yattılar. Şimdi biz sadece 200 evlerde bir seçim büromuzun bayrakları biraz yola taşmış. Kabul ediyorum. Taşmamış demiyoruz. Bunun üzerine AK Parti'den durmadan şikayetler geliyor. Emniyete geliyor. Emniyet beni arıyor. Ben şunu söyledim. Biraz yukarı tarafta aynı bayraklar her tarafı kaplanmış. Onları indirirseniz ben tümünü indireceğim dedim. Ama halen daha bizler sıkıştırılıyoruz. Fakat onlara herhangi bir hareket yok. 5000 evlerde Şahin Tepesi'nin tam karşısında Orta Göbek'te milletvekili, AK Parti milletvekili adaylarının birisinin resmi ortada büyük poster asılı duruyor ki valilikte almış olduğumuz karar, ben o kararda ben de bulundum. Alınan kararda kesinlikle kamu alanlarına, kamu meydanlarına, kamu yollarına herhangi bir bayrak, süs eşyası asılmayacak demesine rağmen o bayrak, o poster orada duruyor. Hiç kimse sesini çıkartmıyor. Şikayet eden de yok. Biz de etmedik. Ya durursa dursun. Zaten yani o milletvekilini Karabük'te tanımayan yok. Orada resmi olsa ne olur, ne olmaz, olmasa ne olur. Biz bunlara ses çıkartmamadığımız halde onlar halen daha alttan şikayetlerle bunlardan acaba bir nema alabilir miyiz düşüncesiyle bizleri her tarafa şikayet etmeye çalışıyorlar. Yine dün gazetenin birinde, İsmail Bey burada kardeşim, onun gazetesinde yine bir haber çıktı. Büyük ihtimalle bunu haber yapan, habere gazeteye veren yine onlardan birisi. Vay be, Durmuş Yalçın kimlere vatan haini dedi. Şimdi değerli basın mensupları, Durmuş Yalçın burada, konunun muhatabı burada. Olmasa dahi ben şunu söyleyeyim. AK Parti'de şu anda
başkan yardımcılığı, genel başkan yardımcılığı yapan Süleyman Soylu, Numan Kurtulmuş. İyi hatırlayın, hafızanızı iyi yoklayın. Genel başkanlarına, şu anda Cumhurbaşkanına neler dememişti? Demediği laflar kalmamıştı, yapmadığı hakaretler kalmamıştı. Ama bugün genel başkan yardımcısı olarak o parti hizmet veriyor. Durmuş Yalçın Bey nasıl bir toplantı yapmış onu ben bilmiyorum. Ama bir geleneği söyleyeceğim. Olabilir. 30 Mart'tan önce Durmuş Yalçın Bey AK Partili de olabilirdi. Onlarla beraber hareket etmiş olabilirdi. Ama bakmış onların yaptığı hareketler düzgün değil, uygun değil. Bu memlekete, bu devlete uygun gitmiyorlar. Tutmuş, ne yapmış? Eğer öyleyse oradan ayrılmış, gelmiş Milliyetçi Hareket Partisi'nin saflarında yer almış. Ki ben Durmuş Yalçın'ı ve ailesinin soyunu sopunu biliyorum. Eskiden beri ülkücü bir aileye mensuptur. Kendisi de oradandır. Bir toplantı evinde yapmıştır. Ne konuşulmuştur onun kendisi biraz sonradan kendisi izah edecektir. Bunu büyük bir ayıp, büyük bir suç olarak gösterip gazete manşetlerine atılması, gazete manşetlerinde bunun yayının yapılmasını ben esefle kınıyorum. Bunu derken gazeteci arkadaşımı değil, bunu haber yapanları kınıyorum. Bunu sizin gazetenize haber olarak gönderenler kınıyorum. Tabii ki siz habercisiniz, aldığınız haber yapacaksınız. Bunun peşine ne oluyor? Dışarıdan bunu fırsat bilenler, MHP'nin trendinin bir ilerlemeye başladığını görenler altına yaz yazmaya başlıyorlar. Birisi de bizim kendi partimizden birisiydi. Hemen çağırdım, derhal onun şeyini kaldırttırdım oradan. Ama hiç ummadığım insanlar daha teferruatlı, daha farklı, daha hiç olmayacak şekilde, partimizi küçük düşürecek şekilde haberler yapmaya başladılar. Değerli arkadaşlarım, başkasının mutsuzluğuyla mutlu olmak isteyenler mutlu olamazlar. O mutsuzluğun altında ezilirler. Biz şu anda mutlu bir yolda devam ediyoruz, gidiyoruz. Bizi o kötü ayak oyunlarıyla, ister kendi bünyemizden olsun, ister başka bünyeden olsun, kötü ayak oyunlarıyla bizi yolumuzdan kimse geriye çeviremez. Biz düz ve dürüst adımlarla ilerliyoruz. Durmuş Yalçın'a hiçbir karabüşü şahıs hırsızdır, yolsuzdur, namussuzdur, ahlaksızdır demiyor da daha önce AK Partiliymiş veyahut da AK Parti hizmet etmiş diyor. Ne desinler? Diğer o kötü kelimeler kullanamayacaklar için bir bahane bulacaklar. Çünkü Durmuş Yalçın şu anda birinci parti olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bunun önünü kesebilme yolları şu anda iç muhalefet veya dış muhalefet tarafından engellenmeye çalışıyor. Bu da partimizi hiçbir şekilde üzmektedir. Ben bu usta çok üzgünüm. Umarım ben milliyetçiyim, ben ülkücüyüm diyen tüm arkadaşlar bu ayak oyunlarına gelmez. Gerektiği şekilde bunlara yeri geldiği zaman cevaplarını verirler. Biz dürüst ve doğru adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz. Ki o haberi veren veyahut da o haberin içinde ismi geçen Sayın Aksoy daha sonra bir baştan açıklaması yapmış. Elinizde vardır muhakkak. Elimde benim. O basın açıklamasında bizim milletvekilini sonuna kadar desteklediğini, dürüst olduğunu, ahlaklı olduğunu ve onun arkasında olacağını belirtmiş kendi milletvekilleriyle beraber. O halde nerede bu hata? Haber kaynağı olan belediye başkanı iyi diyor. Biz iyi diyoruz. Basının bir kısmı iyi diyor. Biz kısmı değil, hepsi iyi diyor. Ama birileri kalkıp Durmuş Yalçın'ı kötü düşürebilme adına yanlış haberlerle yolunu tıkamaya çalışıyor. Hiçbir şey olmaz. Altın çamura düşmeyle paslanmaz. Altın altındır. Değerli arkadaşlar. Ben sözü fazla uzatmak istemiyorum. Bu konunun muhatabı, konuyla ilgili kişi
Sayın Durmuş Yalçın'dır. Sözlerimi Durmuş Yalçın'a bırakacağım. Ama daha sonra bu konularla ilgili sorularınız olursa ben veya arkadaşlarım cevaplandırmaya çalışacağız. Hepinize teşekkür ediyorum. Karabük'ümüzün çok değerli basın mensupları. Toplantımıza icabet ettiğiniz için teşekkür ederim. Benim Ayhan Bey'in de bildiğim kadarıyla Karabük Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili adaylarımızın bu siyasi olarak ve milletvekili adayı olarak ilk basınla yaptığımız toplantı. Tabii işin açıkçası ben basın toplantısını talep ettiğimde az önce il başkanımın söyledikleri değindiği konular bizim gündemimizde yoktu. Tabii gündemimizde olursa ona da cevap veririz. Ona en son bırakmak istiyorum müsaadeniz olursa. İlk evvela ben sizlerle tanışmak istiyorum. Sizlerin vesilesiyle Karabük'e Durmuş Yalçın kimdir? Tanıtmak istiyorum. Durmuş Yalçın 52 yaşında, Karabük doğumlu. İki çocuk babası, bir aile reisidir. Durmuş Yalçın bir işçi emeklisi, babanın ve ev hanımı annenin evladıdır. Bütün eğitim hayatını, yaşamını Karabük'te geçirmiş, çocukluğunu, bebekliğini, geçimini, sağlığını, üzüntüsünü, kederini, sevincini Karabük'te yaşamış içinizden birisidir. Çocuk yaşlardan beri çalışıyorum. İlkokul 4'ten bu yana çalışıyorum. Ve bundan zevk alıyorum. Çalışmak bana muazzam derecede zevk veriyor. Beni yoran tek şey vardır, işsiz kalmak. Herhangi bir uğraşla meşakkalim yoksa, herhangi bir uğraşla işim yoksa, boşta kalıyorsam benim en çok yorulduğum andır. Değişik işlerde bulundum. Genelde ticari ama son 35 senedir de demir tüccarıyım Karabük'te. Bu sektördeki herkes tanır. Tabii bunları yaparken Karabük'ten ekmek paramızı kazanmışız. Vatanımıza, memleketimize, şehrimize, ülkemize faydalı, iyi bir Türk vatandaşı olabilmek, üzerimize düşen görevleri yerine getirebilmek için mücadelemizi yaptık. Zaman zaman değişik sivil toplum örgütlerinde, spor gruplarında görevler aldık. Bunları aldığımız görevler genelde sosyal yönü ağır basan, buraya girdiğinde oraya bir şeyler verebileceğin, manen rahatlayabileceğin hizmetlerdi bunlar. Şu ana kadar içinde bulunduğum bütün üzerime aldığım sorumluluklardan genelde hepsinde dersem şımarıklık kabul etmeyin, toplumdan olumlu teveccühler aldım, olumlu eleştiriler aldım. İnşallah becerebilmişizdir. Demir tüccarlığı süremde de son 35 senedir Yüce Rabbim bana daha cömert, daha merhametli davrandı, şükürler olsun. Üzerime düşen görevleri yaptım. Şu anda geçim kalem. Siyasi, şunu söyleyeyim, biz profesyonel siyasetçi değiliz. Benim siyasi hayatım 1,5 ay önce başladı. Daha önce hiçbir siyasi partinin üyesi değildim. Ama dediğim gibi, başkanımın da söylediği gibi, ülkücü gelenekten gelen bir, ülkücü aileden, soydan soptan gelen bir kişiyim. 60'lı 70'li yıllarda Milliyetçi Hareket Partisi'nin ilk kuruluşunda bulunan Musa Arslan, kuruluşunda ve her şeyinde, her yerinde bulunan Musa Arslan, ilk kuruluşundan vefatına kadar her yerinde bulunan Musa Arslan dayımdır. 83'te kurulan Milliyetçi Çalışma Partisi'nin ilk üyesi ve kurucusu ve %2 Türkiye'de oy alırken, %2 ortalamamız varken, %10 barajı varken Karabük'ten Milliyetçi Çalışma Partisi olan, Milliyetçi Çalışma Partisi'nden milletvekili adayı olan Turali Yalçın abimdir. Yani ben aktif siyasetin içerisinde olmadım ama gelenek yaşantım itibarıyla
mülkücü bir camianın ve aktif siyasetin hep de yanında oldum. Daha doğrusu o siyaset hep benim yanımda oldu. Dünya görüşüm ülkücüdür. Bundan hiçbir zaman taviz vermedim. Vatanını, milletini, devletini, dinini seven bir insanım. Türk-İslam sentezine inanan, bu yolda mücadele eden bir insanım. Çevremdeki herkes bunu bilir. Ha bir iş adamı olarak benim çevremde AK Partili, Cumhuriyet Halk Partili, Demokrat Sol Partili insanlar da vardır. Şehrimizin güzide insanlarıdır. Fikirlerine değer veririm. Zaman zaman tartışırız. Ha bunlardan biri de Necdet Bey'dir. Belki bu toplantı dünkü gazetelerdeki yayın olmamış olsa Necdet Bey'i sayma aklımın ucuna bile gelmezdi. Zaman zaman tabii fikirlerimiz çakışır. Zaman zaman aynı fikirlere de sahip olduğumuz zamanlar olur. Bundan hiçbir zaman gocunmadım. Neden aday oldum? Necdet Bey'e geçmeden önce ben önceki programı bir sunayım isterseniz. Neden aday oldum? Karabük'ümüz hepinizin bildiği gibi 13 senedir mevcut AK Parti iktidarı tarafından bütün milletvekilleri verilerek seçildi. Karabük'lü belki bunda haklıydı da tek başına bir iktidar, belki tek başına iktidarda bütün milletvekilleri verirsek Karabük'ümüze, şehrimize hizmet gelir, istifade ederiz. Daha rahat, müreffeh bir hayat şartı buluruz diye Karabük'lü %65'lerle Türkiye ortalamasının çok üzerinde oylar verdi. Ama maalesef Karabük'ümüz hepinizin de bildiği gibi birileri büyüdü dese de Karabük'ümüz küçüldü. Karabük'ümüz büyümedi. Ve son zamanlarda ciddi şekilde sıkıntılar başladı. Çok ciddi şekilde sıkıntılar başladı. Basındaki arkadaşlar biliyor, sokakta gezerken insanlar ağlıyor, sarılıyor, kamerayı saklattırıyor, gizli konuşmak istiyor, kulağıma bir şeyler söylemek istiyor. Ben Karabük'ümüzün bu hale geldiği hiçbir dönemi, Karabük'te şu ana kadar hayatı geçen bir insan olarak yaşamadığımı sizlere çok net şekilde söylerim. Sizler de bunların farkında olduğunuzdan eminim. Hani bu şehirde ben herhalde başka bir yerde yaşamıyorum. Hepimiz birlikte yaşıyoruz burada. Herkes huzursuz, mutsuz. E nasıl mutlu olsun? Karabük'ümüzde ne var? Karabük'ümüzde iki nüfus kaldı. Birisi emekli, diğeri de gençler, yani öğrenciler. Karabük'ümüz 12 sene önce AK Parti iktidara geldiğinden bu yana 4.000-5.000 nüfusumuz artmış. 40.000 de öğrenci gelmiş. Buna baktığınızda genç ve emekli nüfusu neden çok? Çünkü orta yaş nüfusu yok orada da. Çünkü Karabük'te bir iş ortamı açılmıyor ki. Onlar Karabük'ün dışında iş imkanı aramak zorunda. Karabük'te ne var? Asgari ücretle taşeron yanında ancak bir iş var. Buna, bu işe girmenin de yolunun ne olduğunu biliyorsunuz. Karabük'ümüzde ne var? Bütün ülkemizde ne var? Asgari ücret 950 bin lira. Emekli mutsuz. Kişiler iş bulamıyor. İş bulsa, iş bulamadığı için evlenemiyor. İş buluyor, evleniyor, bu maaşlarla geçinemiyor. Arkadaşlar, Türkiye'de ve Karabük'te evliliklerin %50'den fazlası, Karabük'te biraz daha yoğun, boşanmayla sonuçlanıyor. Bu ahlaki bir çöküşe doğru gidişin. Zaten görmüyor muyuz? Eskiden haberlerde, gazetelerde okuduğumuz, gördüğümüz şeyler artık çevremizde sürekli olmaya başlamadı mı? Yani bu şehirde yaşıyorsa, beni var eden bu ülke ise şu anda olduğum konum itibariyle bazı şeylere de müdahil olmak, hizmet vermek durumunda hissettiğim için Karabük'ten Milliyetçi Hareket Partisi'nden fikrine, zikrine ömür boyu sahip olduğum Milliyetçi Hareket Partisi'nden milletvekili aday olarak Karabüklülerin karşısında çıktım. Çalışmak için karşısında çıktım. En son övündükleri şehrimizde AK Parti'nin en çok övündüğü nedir? En çok övündüğü nedir? Sağlık sektörüdür, değil mi? Sağlıkta Karabük'ümüz çok üst seviyede olduğunu iddia ediyor son zamanlarda Sayın Osman Kahveci Bey. Arkadaşlar, sağlık sektörü gelişmişlik sıralaması. Devletin kayıtlarından bu. Kendi kayıtlarından. Karabük 45. sırada. Karabük 45. sırada. Sağlık sektörü gelişmişlik sıralamamızı söylüyorum. Karabük'ün üstünde olan ülkeler, şehir çevremizdeki yakın bildiğimiz, tanıdığımız şehirleri söylüyorum. Zonguldak, Bolu 6. sırada.
Zonguldak 19. sırada. Kastamonu 24. sırada. Bartın 43. sırada. Çankırı 44. sırada. Karabük 45. sırada. Hakikaten Karabük sağlık sektörü, sağlıktan hakkını düşen alabilmiş mi? Yakın çekebilirsiniz bunu. Arkadaşlar, artık Karabüklü her seçim zamanı hayal ekilip Karabüklü'nün de hayal biçtiği bir siyasi ortamdan çıksın istiyoruz. Karabüklü hakikaten çalışana, çalışacak kişiye oy versin istiyoruz. Aldığım tepkileri söyleyeyim. Tabii dostlarımdır bunlar ama diğer siyasi partilerin ismini vermem tabii söz konusu değil. Özellikle AK Parti, özellikle Cumhuriyet Halk Partili çok saygıdeğer beyefendilerden, hanımefendilerden aldığım tepki ve o genel olarak, öz olarak söylediği durmuş. Bizim adayımız eğer senle şu kadar, tırnak kadar bir fazla olsa vallahi oyu oraya vereceğim. Ama oyum sana diyor. Bunu size söylemiyorlar mı? Karabük'te bir teveccüh var. Milliyetçi Hareket Partisi şu anda birinci parti. Bunu herkes biliyor. Bildikleri için de işte dünkü haberler gibi haberler çıkıyor. Nasıl bir milletvekili olacağım? Şundan emin olun. Deminden ne söyledim? Ben Karabük'te doğdum, büyüdüm. Nasıl bir aileden gelmişim? Şu ana kadar neler yapmışım? Baktığınızda zaten içinizden birisi olduğumu görüyorsunuz. Şundan emin olun. Sizin çektiğiniz şu ana kadar, Karabüklülerin çektiği, şu ana kadar çektiği sıkıntıların hepsini ben de çektim. Nelerdi bunlar? Ankara'ya gideriz, bir sıkıntımız olur. Bizim seçimlerde gelip vaat eden milletvekillerimiz ya da siyasilerimizi telefonundan dahi bulamaz. Ama bir hasbel kader doğulu bir milletvekili tanıyorsan ararsın. Senin peşine bir adam koyar, kardeşler koşuşturur, yapar, senin işini bitirir, gönderir. Ya neden biz bunu yapamıyoruz? Şunu bilin, Allah nasip eder, milletvekili olursam, Karabük milletvekili olursam, Ankara'da bir büronuz olacak. Elbette ben sizin peşinize koşamayacağım ama sizin peşinize koşacak Ankara'yı iyi bilen dertlerinizdir. Orada hepinizin bir bürosu olacak. Bundan kesinlikle emin olun. Bir, direkt kendimi toplantıda olsam, ulaşamasam bile sürekli size telefonum cevap verecek. Makul zamanda size ulaşılacak. Sizin dertleriniz, tasalarınız kendi derdim tasam olacak. Yani ben milletvekili seçilirsem Karabüklü herkes, sizler hepiniz milletvekili olacaksınız. Bundan kesinlikle emin ve müsterih olun. Ha, Karabük Belediyesi'nde Sayın Belediye Başkanımızın gösterdiği örnekler var. Neler yapıyor? Bizim insanımız, Anadolu'nun, İç Anadolu'nun insanı biraz mazlumdur. Pek istemesini de beceremez. Haksızlığa uğrar. Başına gelen bir şeyler vardır. Bir ihtiyaç vardır, isteyemez. Ne yapıyor başkanımız? Gezici ofislerle mahallelerde mahallenin ayağına gidip dertlerini, tasalarını dinliyor. Acaba bize ulaşamayan bir şey var mı diye. Şu ana kadar aklınızda, hayalinizde hiç görmediğiniz kadar bir milletvekiliyle hasbihal olacaksınız. Bundan kesinlikle emin olun. Çünkü benim işim, milletvekili olduğum andan itibaren benim işim Allah'ın rızasını kazanmak, hubbede hoş bir sada bırakabilmek için şu ana kadar ne iş yaptıysam hep bir numarası olmak için mücadele etmişimdir. İki numarada olduğum zaman huzurlu uyku uyumamışımdır. Bundan kesinlikle emin olun, yakınımdan bilenler bilir. Bakkallık yaptığım zaman mahallenin en iyi bakkalı, Karabük'ün en iyi bakkalı bendim. Olmasam huzursuz olurdum. Hürriyette falan haberlerim çıkardı. Sene 80. Kesinlikle emin olun, hiç alışmadığınız, bilmediğiniz bir milletvekiliyle karşılaşacaksınız. Çünkü benim mesleğim politikacılık, siyaset değil. Ben Karabük milletvekiliğine talibim. CHP'lisiyle, AK Partilisiyle, Büyük Birlik Partilisiyle, Saadet Partilisiyle, bütün herkesin milletvekili olacağım seçildiğimde, herkese eşit ve adaletli davranacağımdan, herkesin derdini kendi derdim gibi göreceğimden kesinlikle emin olabilirsin. Emin olabilirsiniz. Çok rahat ve kolay ulaşabildiğinizi de göreceksiniz. Şimdi Karabük'te belediye başkanı deyince kim akla gelir? Şöyle bir sürü belediye başkanı var. Herkesin adına Necmettin Şeyhoğlu gelir değil mi? Arada bir sürü var, hiç akla gelmez.
Allah nasip ederse 10 sene sonra, 20 sene sonra iki isim akla gelecek. Şu anda görünüyor bu yani. Kız artık belediye başkanı deyince Necmettin Şeyhoğlu ve Rafet Vergili akla gelecek. Bundan güzel bir şey olur mu? Hubbede hoş bir sada bırakabilmek işte bu olsa gerek. Benim amacım da 30 sene sonra, 20 sene sonra milletvekili deyince de akla ilk gelen milletvekillerinden birisi olabilmek, hubbede hoş bir sada bırakabilmek. Allah inşallah nasip eder. Tabii hiç gündemimde yoktu ama madem hani başkanım anlattı, konuya girdi. İşin açıkçası konuya girmesini pek istemezdim ama bir diyalog içerisinde gelmedik buraya. Konuya girdi. Necdet Bey'le ilgili bilgilerimi. Hayır, sen şey yapabilirsin. Ben yok, yani tabii onu, bu hale geldikten sonra benim konuşmam artık elzem mi oldu? Arkadaşlar, haberi okuduğum ve alttaki bağıntısı, ben sabah 4'te falan, 3.30, 3 müydü? 3'te herhalde, 3'te falan bu haberi. Haber bana geldi ama kasetli falan dinlemeyi saat 3'te gördüm. Tabii bunları hep birlikte yaşadığımız için, ben yaşayan insan ben olduğum için elbette çok iyi biliyorum. Ama tabii kaseti dinlediğinizde ne diyor Sayın Başkanımız? Ben belediye başkanı olmadan önce, zaten konuya başlarken böyle başlıyor. Ben de ziyaretini dinliyorum, ben ülkücü bir iş adamı olarak, hani dostluk arkadaşlarımız var, bunu da söylüyor. Ama orada başkanımızın amacını aşan bir lafı var en sonunda. Mahalle toplantısı, site toplantısı yaptı diyor. Şimdi ben olanları anlatayım. Sonucunu da siz artık olanı tam yaşadığım gibi anlatayım. Orada bir de ne dinliyor? İşte ekonomik programını AK Parti'ni çok beğeniyormuşum falan. Değişik yıllardan bilgiler alınmış. Sanki 2014'te olmuş gibi oraya kopyalanmış. Siyasi bir komplo yapılmaya çalışılmış. Ama ben bunun hepsini birleştireceğim. Evet. AK Parti'nin ekonomik programlarını beğendiğimi söylediğim zamanlar oldu. Hatta BRTV televizyonda söyledim. Nasıl söylediğimi, neden söylediğimi de anlatayım. Ve o programa da yine sahip çıkıyorum. Hakikaten harika bir programdı. Ömür boyu da sahip çıkacağım. Çünkü Türkiye'yi bataktan çıkartan program odur. Nedir? Ben 2006-2007 yıllarında, ya 2006, ikisi de üst üste de olabilir. Çangırlar Dernek Başkanlığı ve Bedensel Engelliler Spor Kulübü AŞ Başkanlığı görevini aynı anda yürüttüm. Bunu yürüttüğüm zaman Karabük'teki bütün milletvekilleri AK Partiliydi. Karabük'teki bütün belediye başkanları, ilçeler, beldeler dahil AK Partiliydi. Bunu yürüttüğüm zaman Başbakan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Sayın Mehmet Ali Şahin Bey Uğucuklu'ydu, buralıydı ve Karabük'ün o zaman unutmuştur belki, Karabükleri hatırlayayım, 3 tane milletvekili vardı. Yani Mehmet Ali Şahin'den 4 taneydi o zaman. Başarılı olabilmek için bir şeyler yapmam gerekiyordu. Bir, basının gücünü arkama almam gerekiyordu. İşlerimi yapabilmem için. İki, sosyal faaliyetleri kimden yürüteceksin? Bütün devlet otoritesi AK Parti'nin elinde, onlarla yürüteceksin. Milletvekiline gidip başka bir milletvekili yok ki, başka bir belediye başkanı yok. Tabii sık sık bizim televizyonlarda, gazetelerde boy boy resimlerimiz falan görünmeye başladı. Karabük'te basın dahi zaman zaman siyaset, işte AK Parti'si aday olacağım falan, böyle ciddi hiç alakası olmayan bana bilgiler gelmeye falan başladı. Ben rahatsız olmadım. Siyaseti de hiç yapmayacağımı özellikle söyledim. Bir laf konuşmuşum. Bir gün damlayı bardağa taşıran son damla Selahattin Koç, Cumhuriyet Halk Partili bir arkadaşımızdır. Mahalle komşumdur. Evimin karşısında evi. Sabah aradı. Durmuş dedi. Problemi şimdi hatırlayamıyorum. Uzun zaman geçti. Şöyle bir problemimiz var. Senin ağaya söyle dedi. Şunu bir çözüversin. Ya abi benim ağa kim dedim. İşte sizin partinin başı var ya dedi. Kim dedim o? Mehmet Ali Şahin. Abi sen dedim, ben MHP'liyim, ben ülkücüyüm yani, bir siyasi partiye şey değilim ama benim partim değil ki o. Ya ben senin AK Parti olarak, hadi onlarla geziyorsun. O gün ben bu gidişe bir son vermek, bir açıklama yapmak mecburiyeti hissettim. Hatta bunu da nasıl yaparım diye tesadüf dernekle beraber görev aldığımız için meslektaşınız Mehmet Aşar kardeşime sordum. Ya ben buna bir son vermek istiyorum, nasıl bir şey yapayım?
siyasi bir kimliğim yok, siyasi bir açıklama yapsam. Çankırı, o zamanki basın bilir, sürekli bir program yapmak, işte haber yapmak için çok talep gelirdi. Biz de bunları ötelemeye çalışırdık. Çünkü zamanımız az olurdu, mümkün olduğu kadar az yapmaya çalışırdık bunu. Şöyle bir fikir birlikteliği yaptık. Çankırılar Derneği adına bir saatlik bir canlı yayın yapalım. Belki dedikten band yapılırsa bu kesilebilir aradan. Canlı yayın kesilmiyor ya. Canlı yayında şunu söylemeye karar verdim ve aynısını söyledim. Ben az önce anlattıklarımı tekrar anlatmaya lüzum yok. Bu sebepten dolayı bütün idaredeki insanlar AK Partili olduğu için, bu faaliyetleri bunlarla yürüttüğüm için kamuoyunda beni AK Partili dillans edilmeye başlandığımı duyuyorum. Benim siyasi görüşümü yakın çevremde herkes bilir. Ben ülkücüyüm. AK Parti'nin ekonomik politikalarını beğeniyorum. Ama Güneydoğu ve dış siyasete bakış politikasını hiç beğenmiyorum, karşısındayım. Bu da bizim konumuz değil dedim, kendi programıma devam ettim. Berat Bey bunu çok iyi hatırlar. AK Parti'nin ekonomik programını beğendim dediğim konuşma odur. Ve o ekonomik politikalarını hala beğendiğimi söylüyorum. Neden? Arkadaşlar belki unutulmuştur, biz çabuk unutuyoruz. 57. hükümet, Demokratik Sol Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurduğu hükümet, 58. hükümet hiçbir şey yapmadı zaten, başbakan değişti. 59. hükümet, yani AK Parti'nin ilk icra hükümeti diyeyim, Tayyip Bey başa geçtikten sonra bu 5 sene boyunca uyguladığı ekonomik program 57. hükümetin programının aynısıdır. Ve Türkiye'yi o sıkıntılı durumlarda 57. hükümetin, yani Demokrat Sol Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin programı kurtarmıştır. Ve o programı hazırlayanlara teşekkür ediyoruz. İyi ki vardı, o programdan da çok memnunuz. Hiç de bir sıkıntımız olmadı. Gururla da ömür boyu söyleyeceğiz. Çünkü Türkiye'nin geldiği halleri, sıkıntıları, geçmişten gelen patlamaları yaşadığımız o zor durumdan o program çıkarmıştır. Ama AK Parti iktidarı tarafından o program idare edilmiştir. Biz şu anki ekonomik politikalarında hiç beğenmiyoruz. Nasıl beğeneyim? Geçen sene 2700 lira olan dolar, 1700 lira olan dolar, şimdi 2700 küsür liraysa benim biraz aptal olmam lazım herhalde buna iyi demem için. Hangimiz iyi diyebiliriz? İyi diyebilir miyiz? Emeklim benim 30 lira zam almış ama dolar 1700'den 2750 olmuş. Emekli buna nasıl iyi diyecek? Asgari ücretli 950 lira oluyor. Her şey iki misli olmuş. Nasıl asgari ücretli memnun olacak? Diyorlar ki kişi başı bin lira gelir 3000 dolardan 13000 dolara çıktı. Müreffeh seviyeniz yükseldi. Ya ekonomik şeylerde doğru ama bunu %95'in gelirinde hiçbir şey artmadı. %5'in geliri de ona katlandı. Emekli 13 sene önceki müreffeh hayatından 4 misli bir rahatlama sağladı mı emekli? Asgari ücretli sağladı mı? Sağlamış olsa ne işimiz var? Vallahi bunları yapmış olsaydı AK Parti'ye oy verirdim. Siyaset de yapardım AK Parti'de. Niye yapmayayım yani? Vatanını milletini sevseydi, Güneydoğu'ya bakış açısından benim gibi düşünseydi, dış politikası benim gibi düşünseydi, partinin adı Milliyetçi Hareket Partisi olmuş, AK Partili olmuş, benim bu siyasi dünya fikri görüşüme uygun düşen görüş, Milliyetçi Hareket Partisi AK Parti gibi düşünseydi bu sefer de Milliyetçi Hareket Partili olmazdım. Benim dünya görüşüme uyduğu için, Türk İslam sentezine uyduğu için ben onun için Milliyetçi Hareket Partiliyim. Ama biz hepimiz Türk'üz tabii, bütün siyasi partilerle birlikte bir takım ortak paydalarımız ve değerlerimiz var. Bu manada tartışmadan, üzülmeden hep birlikte yaşamak istiyoruz. Necdet Bey'le ben nasıl tanıştım? Necdet Bey'le, yani yılı tam bilme şansım yok, belediye başkanı hakikaten değildi. Ama adayıydı. Adayıydı. Adaylığı da kesinleşmemişti. Arkadaşlar değişik zamanlarda manen doymak için hiçbir dini cemaate bağlı değilim ama hangisinde zaman bulursam gider sohbetlerini dinlerim. Davet gelir, katılırım. Katılamadığım zaman çoktur ama fırsatım olursa da katılırım. Böyle bir ihtiyacım vardır, hissederim. Doyarım da gelirim oradan da. Şu anda Milliyetçi Hareket Partisi'nde de görev yapan, hala aktif belediye meclisinde olan arkadaşlarımız da vardı. Böyle bir toplantıya ısrarla davet ettiler. Gittim, müsaittim de. Toplantıda Necdet Bey'le tanıştırdılar beni. Beyefendi birisi, hala beyefendi de bulurum. Düzgün bir insan, bir yanlışını da görmedim.
Hoşuma da gitti. Sohbet ettik. Ya dediler böyle bir toplantı senin evde de yapalım. Dedim bak başkan, sen bir siyasi partiden adaylığa talepsin. Ben uygucuyum, bilmiyorsan bilirdim. Yani ben buradaysam hani AK Partili falan zannetme beni. Ya olsun dedi, bu dini bir toplantıdır. Senin siyasi görüşün de bizi hiç bağlamaz. Tamam, eve gelene şu anda Necdet Bey geleyim dese gene gel derim ben, gelme nasıl diyeceğim yani. Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarım da misafir olmak isterlerse yine misafir ederim. Geldiler. O zaman ben bekardım da, bekar hayatı yaşıyordum. Evim bekar eviydi. Evimde toplantı yaptık. Toplantı, bir dini cemaat toplantısıdır. Ha Necdet Bey neden söyledi bilmiyorum, ona söyleyin. Ya amacını aşan bir laftı ya da siyasi toplantıları çok yaptığı için ağzından öyle site toplantısı, mahalleliği çağırdı gibi bir deyim vardı sonunda. Necdet Bey'in söylediklerinden tek o doğru değil. Çünkü ben mahalleden bir kişi beni aradı dese, geldi boş ver evime, aradı, geldi aradığımı söylesin ben her şeyimi bırakırım. O toplantıda benim o gün kim varsa onlar benim evime misafir olarak geldiler. Ben hiç kimseyi aramadım, hiç kimseyi davet etmedim. Kendi mahallemden de aile bireyi olarak dahi sadece ben vardım. Bunu Necdet Bey'e sorduğunuzda zaten hatırlar zannedersem. Böyle bir dini sohbet olmuştur. 2014'te hiç değil de 2014'te de ne oldu? Yani 2014'te de her siyasi parti adayları mesela bu 14 AK Parti'nin 14 adayı diye benim adaylığım söz konusu değilken hepsi bana sıradan geldiler. Aynı bunun gibi Necdet Aksoy Bey de 2014'te beni ziyarete geldi. Destek istedi, istiyor. Ne yapayım? Yani ister. Ben de istiyorum şimdi. Necdet Bey'den yine destek istiyorum. Oy istiyorum Necdet Bey'den. Necdet Bey seçilince hayırlı olsuna gittim. Ya aklıma başıma bunlar geleceğini de hiç düşünmedim. Tesadüf kapıda Doktor Uygar Bey, çoğunuz tanır, çok kaliteli, düzgün bir abimdir, çok da severim. Kapıda karşılaştık. Ya Durmuş, özel bir görüşmen varsa ayrı ayrı girelim. Ya olur mu abi dedim, ne özel görüşmesi? Hayırlı olsuna geldim, ben de onun için geldim dedi. Hadi birlikte girelim, koluna girdim. Uygar Bey'le bu konuyu hiç konuşmadım, bu yaşadığım olayı anlatayım. Yanında bir arkadaş vardı ama onu hatırlayamıyorum şimdi. Belki tanımadığım birisi, hiç hatırlayamıyorum ama birisi daha vardı yanında. İçeri girdiğimizde de kalabalık bir masa hanımefendiler vardı. Hanımefendiler yanımızda oturuyor. Sağlı solu Uygar Bey'le biz Necdet Bey'in karşısında oturduk. Tebrik ettik kendisini. Bak Necdet Bey dedim, geldin benden oy istedin. İstediğin bak sana oy vermedim, haberin olsun dedim. Yani bir espri niteliğinde, bir de oy vermediğimi söyledim. Uygar Bey buna şahittir, oradaki hanımefendiler de şahittir. Necdet Bey de o sempatik havasıyla zaten Durmuş, bir tane oyum olsan da demek ki sen vermemişsin dedi. Böyle bir espri geçti. 2014 ile ilgili yaşadığımızın hepsi de budur. Ha bunlar yanlışsa ben bu yanlışı her zaman yaparım. Yani bu yanlışı her zaman yapmaya da hazırım. Milletvekili olduğum zaman da Allah nasip ederse AK Partili olsun, hangi partili olursa olsun, Necdet Bey'le de çok iyi geçineceğinden emin olunuz. Çünkü şehrimizin ortak faydalarında muhakkak birlikte olacağız. Ama konumuz çok uzadı. Ben program hakkında size bilgi verecektim. Program hakkında bilgi vermek için hızla okuyacağım artık. Çünkü bizim seçim beyannamemiz 256 sayfa. Evet, 256 sayfa. Çok uzun bir beyanname. Ben bunu sabah 4'e kadar çalışıp size özetlemeye çalıştım. Sen onları şey yapsak, dağıtsak. Yani öyle mi yapalım? Çünkü çok zamanınızı aldım. Ben bunun için toplantı yapmıştım. Gece de boşuna uykusuz kalmışım o zaman. Ama ben size basına bu hazırladım. Bir özetini çıkarttım. Yani 256. Evet. Millettireyim o zaman. Bunu da burada anlatılmış gibi kabul edin lütfen. Ama şöyle söyleyeyim, sizleri tatmin etmeyen konuştuğumda veya bu konuşmanın dışında soracağınız bir sorular varsa da almak isterim. Ya onları alacağız da, tamam. Cevap vermeyebilirsiniz. Hı hı. Necdet Bey'le tanıştığınızdan bahsettiniz. Ama şu anda bu olaylar yaşadıktan sonra erkeçle tanışmak kaydım gibi aklımıza geçmiş. Yok canım, iyi ki tanışmışım diyorum. Değerli bir beyefendidir. Safranbolu'da hizmet veren bir belediye başkanıdır. Elbette
Keşke benim siyasi görüşüm de olsa aynı partide siyaset yapsaydık. Sadece siyasi görüşlerimiz farklıdır, çakıştığımız yerler vardır ama bir insan olarak beğendiğim, sevdiğim birisidir. İyi ki tanıştığım için de çok mutluyum, hiç huzursuz değilim. Necdet Bey de onunla ilgili bir açıklama yapmış. O haberi tam kabul etmiyor. Düzgün bir şey oldu. Evet, evet. Hı hı. Necdet Bey'le hiçbir problemimiz şu ana kadar bizim olmadı. Ben başkanımıza bir soru soruyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'nden Karabük'ün etkili aday adayı olan Sayın Hüsnü Altıpan'dan dün bir basın açıklaması yayınladı. Ve bu basın açıklamasında Sayın Rafet Bergin'i kasteterek aynı şu cümleleri kullanıyor. Bu sefer de kendi tezgahlarında servis etmeye çalıştıkları kaset ve dedikoduları kendilerinin hesaplarında durumuna geleceğini asla unutmasını arıyor. Yani bu haber ve işte kasetleri Sayın Rafet Bergin'in servis ettiği noktasında bir ima oluşturuyor burada. Bunu acaba ne amaçla? Ben konuyla ilgili Dursun Altıparmağı aradım. Rafet Bey'le ilgisi yoktur dedi. Ben ona yani çim varsa üzerine alacak çimse onlar için söylemiştim. Bunu Dursun Altıparmağı sorsanız daha iyi olur. Çünkü bana yoktur dedi. Yani böyle ya Dursun Altıparmağı niye soracaksınız? Özür diliyorum başkanım, lafınızı kestim. Bu gazeteyi kim çıkarttı? Bu haberi kim verdi? 5000 tane fazla bastırıp kim ücret ödedi? Onu sorarsanız kimin yaptırdığını öğrenirsiniz zaten. Benim söylememe gerek yok. Kabul etmiyor yani, o kendisi de kabul etmedi bunu. Dursun Bey'in bu açıklaması nasıl değerlendirdiniz? Ya Dursun Bey İşin açıkçası Dursun Bey'le bizim aramızda diyalogda hiçbir kopukluk yok. Çalışmaya hızla devam ediyor ama şunu kaçırmamak lazım. İnsanlar zaman gelir, hata da yaparlar, yanlış şeyler de söyleyebilirler. Zaman içerisinde ben de hata yapacağımdır muhakkak. İnsanların hatasını telafi etmesi gerekir. Dursun Bey ile Rafet Bey arasında hoş olmayan şeyler gelişti biliyorsunuz geçmişte. Bunun doğrusunu eğrisini konuşmanın zamanının çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Neden düşünmüyorum? Dursun Bey arıyor, çalışıyor, geliyor, bizle birlikte hareket ediyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nde milletvekili çıkarması için en az benim kadar çalışıyor. Bunun dışındaki bir şeyi tartışmanın, geçmişte olan bir şeyi kanatmanın Karabük'e, şehrimize, partimize hiçbir faydası olmaz. Hepimize zarar olur. İşte o söylüyorum, insani. Mesela farz edelim sizin de geçmişte birisiyle başınızda olumsuz bir şey geçse, bir şey hatırladırsanız o da hoş bir şey söylemez zaten. Bunları biz Karabüklüler olarak kanatmak yerine, tartışmak yerine ortalığı sakinleştirsek daha iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü ikisi de geçmişte Dursun Altıparmak bu şehirde belediye başkanlığı yapmıştır. Rafet Vergili Bey de şu anda belediye başkanımızdır. Hepsinin de hizmetleri vardır. Teşekkür etmek lazım. Ve bu tartışmalara son vermek lazım. Karabük'ümüzde bu sıkıntı var. Eşraf sıkıntısı. Eşraf sıkıntısı yok. Eşraf var ama bu eşrafı bir araya getirecek siyasi liderler yok. Ben Mehmet Ali Şahin Bey'in yerine olmuş olsaydım eğer şunu kesinlikle yapardım. Mesela Yaşar Kaptan Çebi ile Mutlulah Yolboğan amcamızla çok iyi diyalog içerisinde değiller. Ama bunların iyi diyalog içerisinde olması Karabük'ümüze, hepimize kazandırır. Bu eşrafı, Karabük'te eşrafı bir araya getirmek için her şeyi yapacağımdan emin olabilirsin. Çünkü eşrafı olmayan bir şehir, sahipsiz bir şehirdir. Burada bu eşrafı bir araya getirecek de siyasi otoriteridir. Grevlerimin başında birisi de budur. Bu gibi tartışmaları bir an önce izole etmek. Bu şehrimize çok şey kaybettirir. Bu soruları soranı da kaybettirir. Bu yarayı kanatana da zarar verir. Herkese zarar verir. Ya işte aynı soruya aynı cevabı vereceğim. Sabaha kadar sorsan sabaha kadar aynı cevabı veririm. Ben yine Sayın Başkanım bir soru sormak istiyorum. Sayın Başkanım, ki gazetemde çıkan haber ile ilgili haber yaptırıldı veya sipariş verildiği ile ilgili var mı? Gazetemizde öyle bir sipariş verildiğine çalışmadınız. Nasıl aldınız? Evet. Der misin? O haberi nereden buldun? Görüntülerden buldum. Nasıl görüntüden? Yani birisinden aldın değil mi? Birisi size verdi, siz de onu haber yaptınız. Başkanım, internet sitesinden almış olduğunuz, internet sitesinde yayınlamış olduğunuz görüntüden biz bu haberi gazetemizde yer verdik. Yani ki bu haber kesinlikle bir sipariş haber değil. Bunu böyle algılamayın. Nihayetinde... Niye inkar ediyor? Kim inkar ediyor ben? Sayın Necdet Asoyal'ın inkar ediyor. Konuşmaları da var. Bakın, hayır, sizin... Hayır, ediyor. Necdet Asoyal'ın bugün yapmış olduğu veya dün yapmış olduğu açıklama konuşmalarındaki bu sorunun muhatabı ben olduğum için, bu sorunun muhatabı yaşayan ben olduğum için siz bu
Şubat'ta ettiniz mi? Ama dün Facebook sayfamızda, gazetemizin Facebook sayfasındaki internet haberin altında kendi yönetim kurulu üyeniz. Evet. Yönetim kurulu üyenizin yapmış olduğu yorumu kullanıyorsunuz. Hayır, ben size bunu kınıyorum. Şimdi onu bak kınadı, İsmail. Onu da kınadı. Yanlış biliyor. Ya hayır, kınadı. Yanlış biliyorsun. Bakın. Efendim? Şimdi bakın arkadaşlar. Ben o arkadaşın o haberin görür görmez kendisini çağırdım. Bunu kaldır. Derhal kaldıracaksın. Kaldırmazsan ben seni disipline verip bugün partiden ihraç ediyorum. O anda o haberi kaldırdık, fesini de kapattı. Söyledi İsmail, size kaçırdınız. Bunu sen bir bak şu anda var mı? Arkadaşlar bakın var mı? Var mı sizin etrafınızda siyah takım elbiseli, siyah gözlüklü yıkım ekipleri? Gazi Bey öyle demiş de yorumda. Ne demiş? Demiş ki Dumuş Bey'in yanında siyah takımlı, siyah gözlüklü yıkım ekipleri efendiler nerede? Niye konuşmuyorlar? Böyle bir yıkım ekibiniz mi var sizin? Siz beni yakından tanırsınız, bilirsiniz. Yakınımda hiç öyle bir şey varlığını hissettiniz yani mi? İl yönetiminde olan birisinin böyle bir şey kullanması hoş değil. Biz onunla ilgili cereyini yani yapacağız Ergun. Tamam. Böyle bir yıkım ekibi oluşturduğunu iddia eden kişi, sizin kurulunuzda olan kişi. Bakın, ben onu aynen söylüyorum. Not da alabilirsin. Biz onunla ilgili gereğini yapacağız. Parayı verin, anasının oynaşını bile yazar demesi bile çok terbiyesizlik. Şimdi arkadaşlar, işin açıkçası ben bu yoğun çalışma sizinle sizin söylediğiniz yazıyı başkanım okumuş konuşmalar ama şu anda haberim oldu benim. Yani sizin söylediğiniz benim haberim yoktu. Ama şunu aynı deminden söylediğimi söylüyorum. İnsanlar hata yapar. Hatasını da kabul edip vazgeçtikten sonra bunun üzerine gitmek gerekmez. Onun da dersini, cezasını verecek varsa öyle bir sıkıntısı Milliyetçi Hareket Partisi il başkanı ve yönetimidir. Evet. Bunun dışında sorular varsa genelde ya buyur. Şimdi bak bir şey sormak istiyorum. Hı hı. AK Parti'de en azından Sedat Bey'in seçim çalışmanın esnasında sizin de belediye başkanları olan kişisel dostluklarına öne çıkartıcı paylaşımlar izliyoruz. Hı hı. Beni çok sevdiğini falan da söylüyormuş Sedat Bey. Ben de diyorum ki yani bu yorum yapmak istemiyorum. Sadece şunu söylüyorum. Beni bu kadar çok seviyorsa arkadaşımız, ben partimin birinci sıra adayı, seçilmem ondan çok daha kıymetli ve değerli görünüyor. Herkes bunu kabul eder. Bana bir de oy verirsin arkadaşımız yani. Onu rica ediyorum kendisinden. Sevgisini ispat etsin, muştulasın. Seçim çalışmaları nasıl gidiyor şu anda? Vatandaşın sizlere olan ilgisi alakası? Arkadaşlar işi açık ve samimi konuşmayı severim. Şartlar ne olursa olsun. Mesela az önceki ben 2014'te evimde bir çalışma yapacağım. Mustafa Bey kaybetsin diye. Burada amaç bellidir. Mustafa Bey'le bizim aramızda. Çünkü Mustafa Bey geldi belediye başkanı. Çok güzel de oy aldı Safranbolu'dan. Bize de çok güzel destek verdi. Birilerini bu rahatsız etti. İnsanlar kabul eder, kabul etmez. Bunun sebebi budur. Yani ortada bir gerçek vardır. Herkes görür. Seçim çalışmaları o kadar güzel gidiyor ki. Benim amacım neydi? İşin açıkçası aday olduğumda herkes dedi ki yani adaylık aklımdan geçmezken Karabük'te şu intiba vardı. AK Parti 2-0 yapar. Öyle değil miydi arkadaşlar? Yani benim yanıma gelen insanlar hep bunu söylüyordu. Adaylığımızda şöyle bir gelişme oldu. Yani ben kendimi methediyor gibi yapmayayım. Belki şartlar da bunu biraz oluşturdu. Bazı şeyler için kaderin de herkes bir hesap peşinde. Kimisi 10 sene, 20 sene milletvekili için her türlü ayak oyununu yapıyor. Ama bir türlü nasip olmuyor. Ben de hiç aklımda milletvekili falan işin açıkçası yoktu. Ama böyle güzel, kutsal bir bunu söylerken de bazı olumsuz anlaşılabiliyor. Böyle kutsal bir görevi de en hakkıyla verebilecek insanların başında olduğundan emin olun. Ve bunu da göreceksiniz Allah'ın izniyle. Çünkü şartlar öyle gelişiyor ki. İşte Adalet ve Kalkınma Partisi. Adında adalet geçen Adalet ve Kalkınma Partisi. Milletvekili seçimlerinde adaylar arasında aday seçerken adaletli davranabildi mi sizce? En çalışkan adayları mevcut adaylar mıydı? Vallahi şunu söyleyeyim. Bana deselerdi ki Durmuş sen seçim kazanmak için AK Parti'nin listesini yap. Ben edepten hayadan bu kadar kötüsünü yapamazdım. Kötü liste yapardım da bu kadar kötüsünü yapamazdım. 4 senedir uyuyan, yatan Osman'ı başa koymazdım mesela.
onun arkasını da Sedat'la taşlandırmazdım. Bundan güzel bir liste benim için olabilir mi? CHP için hiçbir şey demek istemiyorum. Arkadaşlarımız zaten şehirde bayağı bilinçliler, aktifler, neyi ne yapacaklarını çok iyi biliyorlar. Hani son zamanlarda paçası duduşan AK Partili bazı arkadaşlarımız, tabii onlar da yapıyorlar bir takım anketler, ben de yaptırıyorum. Neyin ne olduğunu biliyorum. CHP'li kültürlü insanlar çok daha iyi biliyor. Efendim AK Partililer sizi de aramıyorlar mı? Kimin aradığını da söylemeyeyim, çok ayıp olur. Çünkü o adam hayatını hep böyle kazandı. Efendim CHP ikinci partiymiş. Amaç ne? Çünkü CHP ile biz birinci partili, CHP'ye oy veren arkadaşlarımızla ikinci, birinci partiliyi neredeyse garantiliyoruz şu anda. Onun için huzursuzlar, böyle bir dedikodu çıkartmak gayret içerisindeler. Onun yemediğini görünce, işte benim AK Parti'ye çalışmışlığımı geçen sene böyle yalan haberler, bir şekilde. Bunlar uyduruk haberler tabii. Siz az önce söylüyorsunuz, muhatabı ben olduğum için keşke bana söylesiniz. Sizin yaptığınız haberle alttaki konuşma örtüşüyor mu? Adamın söylediği ne? Ben belediye başkanı olmadan önce diyor, siz haberi üstünde yazarken diyorsunuz ki 2014 seçimlerinde diyorsunuz. Mustafa Bey'e karşı diyorsunuz. O görüntüyle yazı birbirini örtüyor mu? Örtmüyor değil mi? Yani neyin ne oldu zaten belli. Ne var? Milliyetçi Hareket Partisi'nde gerçekten muazzam bir teveccüh var. Şartlar da böyle oluştu. Ve Milliyetçi Hareket Partisi'nden neden korktukları, neden böyle haberleri oluştu zaten ortada, bunun ürünüdür. Şundan emin olun, biz birinci parti olarak iktidara da geleceğiz. İktidarda Allah'ın izniyle bu gibi ahlaksız, edepsiz amacımıza ulaşmak için şahsiyeti zayıf işlerle kesinlikle uğraşmayacağız. Ha, olabilir ki ben böyle bir hata da yapsaydım derdim. Ha, başkanımın söylediği gibi hata da olmazdı. Çünkü ben çıkarken şunu söyledim. Ben siyasi bir kişiliğim, daha önce milliyetçi görüşe sahibim. Aktif siyasetim hiç olmadı. Ben 2 ay önce başladı aktif siyasetim. Yani hatta şu anda başladı. Sizden ilk defa buluşuyorum. Daha önce başka partiye oy da vermiş olabilirim. Kimi bağlar ki? Yani bu kadar şey. Niye çıkmamış, söylenmemiş de şimdi çıkıp söylüyor. Yani AK Parti'de bunlar bir de konuşulan şey mahalli seçim. Bir belediye başkanı vermiş olsam ne yazardı ki? Vermedim. Vermediğimi kendisine de söyledim. 15 tane de şahit vardı orada yani. Ben böyle bir şey olacağı hiç aklıma gelmedi. Allah takdir etti. Demek ki bunları konuşmak varmış. Demek ki öyle bir espri yapmam gerekiyormuş orada. Başka soru var mı arkadaşlar?